Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Gülşah Gedik, Trakya'nın unutulmaya yüz tutmuş güllerinden yutulabilir parfüm ve katı farmasötik dozaj formları geliştirdi. Yaptığımız araştırmalarda Kore'de ve Japonya'da birer ürün gördük. Onlar da yutulabilir parfüm olduklarını iddia eden ürünlerdi. Yapılarını inceledik. Bize göre o ürünlerde kimyasal yapısı açısından çok koruyucu madde vardı. Biz daha iyisini yapabilir miyiz sorusuyla günümüze kadar geldik. Tabii ki önceliğimiz araştırmalarımızı yaparken bulunduğumuz bölgenin yerel değerlerini ortaya çıkarmak ve daha etkin kullanımını sağlamak. Osmanlı'da gül üretiminin çokça yapıldığı yerler, bu Trak olduğu gibi gül üretiminin yapılması için uygun ve çeşitli hem düz hem de dağlık arazilerinin olması, çiçeğin Mayıs-Haziran'a kadar olan bu 40 günlük bir gelişim periyodunu daha da uzatıyor. Toplanan çiçeklerden gül yağı ve gül konkreti elde ediliyor. Isparta'da yer alan tür biraz önce laboratuvardan çıkardım ve çıkartmamla beraber bütün etrafı gül kokutan bir örnek. Bizim yaptığımız çalışma buradaki yerel bahçelerden toplanmış ve özellikle Havsanlı bahçelerinden Edirne'de toplanmış güllerin eski ataları olan Isparta'ya gitmiş olan türleriyle olan benzerliklerini kimyasal açıdan ortaya koymak. Bu esnada da buradan bu gülden hem parfüm olarak kullanılabilecek hem de çeşitli amaçlarla kullanılabilecek farmasötik ürünler geliştirmek. Bulunduğumuz bölgede buna bağlı olarak da gülcülüğün tekrardan yayılmasını, harekete geçmesini istiyoruz. Çünkü Trakya toprakları çok değerli ve bereketli. Yapay malzeme kullanmadan gülün kendi aromasını verdiği bir kapsüle koyduğumuz, öncelikle bir gülden elde ettiğimiz ekstreyi püskürtmeli kurutucuda böyle bir toz haline getiriyoruz. Bunu bazen polimerlerle kaplıyoruz, bazen kaplamıyoruz. Bunu da yutulabilir bir hale getirmek için daha sonra bunun gibi kapsüllerin içine koyuyoruz. Yapı sarımsak yediğimizde nasıl koku derimizde devam eder, yutarız onu gastrointestinal sistemden. Bunun da yapısına benzeyen malzeme geraniol sebebiyle sarımsaktaki etkiye çok benzeyen bir etki oluyor. Yani yaklaşık olarak biz yaptığımız deneylerde günlük 4 tane kapsül alınmasıyla gayet güzel bir koku verilebileceğini görmüş olduk. Gülün diğer etkileri olan antistres, antimikrobiyal gibi özellikleri de almış oluyorsunuz. Tabii ki alerjen bir ürün. Her ürün alerjendir. Alerji mekanizması çok değişik. Her zaman kullandığınız bir ürün bir zaman sonra sizi alerji de yapabilir. O yüzden asla alerjik bir potansiyeli yok diyemeyiz. Bu ürünün de tüm diğer ürünler gibi alerjen potansiyeli mevcut. Yeni sebeplerden dolayı alkol kullanmak istemeyen kişiler tarafından tercih edilebilir ya da meraklılar tarafından tercih edilebilir. Ama parfüm sektörüyle yarışabilecek bir ürün değil. Bu bambaşka bir gamı, bambaşka amaçları ve hayalleri olan, yapısında sadece iyi kokmak değil, bunun dışında inflamasyonu, antibakteriyel özelliği de diğer rahatsızlıklara da çözüm olabilecek, özellikle ağrı kesici özelliği destekleyebilecek bir ürün. Görüntü, evet.